Geçen yıl yaklaşık olaraktan Niğde bölgemizde gezginci arıcılarımız da dahil olmak üzere 600-650 ton bal üretilmişken bu seneki tahminlerimiz 200-250 bulursa çok bal olduğu sevincini yaşayacağız. Rekolte düşmesinin sebebi dengesiz hava düzeninden kaynaklanmaktadır. Bizim Niğde balımızın parmak izi çalışmasını, Geven balı adı altında parmak izi çalışmasını yaptık. Türkiye genelinde 8 il Geven balı adı altında parmak izi çalışması yapıldı. 8 il içerisinde Geven balı üzerinde Niğde balımız birinci gelmiştir. Ancak şu anda ben coğrafi işareti için ilgili makama müracaat ettik. Onun sonucunu bekliyoruz. Sonucu geldikten sonra Niğde balımızın kalite durumu çok daha halk tarafından veya Türkiye tarafından tanınacak. Belki de Avrupa tarafından da tanınacak. Buna inanıyorum. Tabii Niğde bölgemizde gerçekten biz Keven balı adı altında diyoruz. Ağırlıkla zaten Niğde bölgemizde ağırlıkla Keven balı veriyor. Bunun yanında endemik bitki türümüz, gayet bal veren endemik bitki türümüz Niğde bölgemizde ilçelerimizde dahil olmak üzere gerçekten çok güzel, çok değişik. Rayha durumu da, koku durumu da Niğde balımız çok çok güzel. Fiyatlanma bu şu hesabı verdiğimizde hani siz de veyahut da genel olarak da vatandaş da bunu biliyor. Bütün her şey geçen yıla göre en azından 3 kat fiyat artırımı olmuştur. Aynen arının kendi tedavisi için ve kendi durumu için gerek malzemesi gerek bu konuda 3 kat 4 kat fiyat artırımı olmuştur. Bunun için de bu sene balların az olması dolayısıyla da aynı zamanda 250'den aşağı süzme bal 250'den aşağı petek çok nadir az çıktı. Petek de 300-350'den aşağı verildiği takdirde sadece arıcı borçlarından kurtarma adına satmış olabilir. Onun haricinde başka bir şey düşünemiyorum. Valla geçen yıla göre kıyaslarsak 5'te 1 falan anca var. Masrafını alırsak sevinecek bu sene. Yani genelde doğa vermedi balı bize. Biz de şeker kullanmayız. Bizimki saf bal olur. Şekerci değiliz yani. O hava şartlarından doğadan kaynaklı. Evet. Doğadan kaynaklı. Bir bizde değil. Niğde bölgesi tamamen şikayetçi bu işlerin.